güzel bir cuma günü geldik. Evimize çaylar, kahveler demlendi. Akşam yemekleri yendi. Kafanızı dağıtmak istiyorsunuz. Yoğun bir hafta geçti. İş yoğunluğunda olanlar, memurlar bu akşam güzel dizisini izleyecektir. Eskiden cuma akşamları arka sokaklar vardı vesaire. Yorgunsunuz ya kısacası. Bir cuma günü şey var. Cuma günü yorgunluğu var. Aynı zamanda yorgunluğun yanı sıra hafta sonunda getirdiği ufak bir şey var. Ben de özellikle bir cuma akşamı seriye başlayayım dedim. Canlı yayında, futbol menajerde. Ford Spor'u, Ford Spor 1967'yi yöneteyim dedim. Böylelikle sizlerin canını okuyacağım arkadaşlar. Hiç günü rahatlıymış, hafta sonu bizimmiş, tatilmiş. Yani mal günü de aynı stresi çekeceğiz. Söz konusu üçüncülük olunca söz konusu Orduspor olunca olacak böyle şeyler. Hemen hop neredeyiz? Buradayız. Sportspor kariyerinde hepiniz hoş geldiniz. 3. ligde ikinci grupta mücadele edeceğiz bu sezon. Umarım e, keyifli bir mücadele olur. Umarım keyifli bir serüven yaşarız. Orduspor 967 aldım. Normalde oyunda 3. lig yok. 2. ligden itibaren başlıyor daha doğrusu ikinci ligi seçtirebilirdi. Sağ olsun e, Türkiye'de bir grup var. Parasız çalışan emekçiler var. Onlar sağ olsun her sene eklenti yapıyorlar, yama yapıyorlar, mod yazıyorlar vesaire ve 3. ligi oyuna ekliyorlar. 3. lig ikinci grupta şöyle bir sistem var karşımızda. Yani dünyanın en saçma tablolarından birisi kesinlikle indirdiğim yamada tek pişman oldu pişman olmadığım şey takımımı seçmek yani tek sadece takımı seçip üst lige çıkarmak amacıyla e, bir şey denedim ama olduğu kadar olmadığı kadar üçüncü ligde ikinci gruptayız takımları tanımak gerekirse burada Elazığ, Alanya, Hayvalık, Gücü, Bayrampaşa, Bulvar, Darıca, Ergene, Eynesil, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kale Kuşadası, Of. Biz ve Turgutlu Spor var. Geldiğimizde bir haber karşılıyor bizi. Ayfer Çınar, basın sorumluluğumuz kulüpte. Ordu Spor hoş geldiniz. Ben Ayfer ve basın sorumlusu olarak sizlere karşılayacağım. Burada da bir haber var. Burada başkanım var. Savaş başkanım. Kulübümüzün başkanı kendisi. Bize bir bilgilendirme yapmış. Taraftar profilimiz hakkında bir bilgilendirme. E, kulüp hedefleri ve toplantının yapılması. Diyor. Bunları görüşelim mi? Yani başkanımız bizle sözleşme imzaladıktan sonra diyor ki maaş bütçesini aşmayalım diyor. Kulübün itibarını arttıralım diyor. Onun haricinde 5 yıllık plan içerisinde biz başkanımızın bizden istediği Sportoto 2. Lig'e direkt olarak yükselin diyor. Onun yanı sıra da Türkiye Kupası'nda dişli ve rekabetçi bir ekip bulun diyor. Ben bunları kabul ederim. Sıkıntımız yok. Hemen size kadromuzu tanıtayım sağ baştan. Ömürcan Çavuşoğlu kalecimiz. Yani kadroya az çok hakimsiniz. Takım takip ediyorsunuz. Hedef kalecilerimiz e, Alanya Spor'dan kiralık Ahmet ve Oğuzhan Çelik. Eray Eren kaptan 52 numara Sabek. Sabek'te İsmail var. Yine Sabek'te İsmail ile Eray sezon iyi bir kapışma içerisinde girdiler. Stoperlerde Mustafa Bayhan var. Favcılar var. Batuhan Berkay var. Adem Doğan var. Adem Doğan'la ilgili şunu söylemek istiyorum oyunda. Sevgili futbol menajer yapımcıları hani sol bekle stoperi işaretliyorsunuz. Transfer marketten bak falan veriler elde ediyorsunuz. Onu şaşırmıyorum ama ya stoperle sol bek oynayabilen bir adamı niye sağ ayak yapıyor? Hani burada hiç mi hiçbirinizin mi aklı ermedi? Yani, İnsan bir şey düşünür ya beyler. Sağ ayak niye böyle solda falan oynuyor? Acaba sol ayak olabilir mi ya? Falan hiç kimsenin aklına gelmedi mi? Hani bir de bu adam hani süperlik falan çıkıştı. Yani süperlikten beri sağ, bu adam full sağ ayak. Hani oyunun başından beri bu sonradan değiştirilen yani bir şey değil. Hani bir de sol ayağı da zayıf. Neyse bunları zamanla aşacağız. Ufak bir bilgi. E, oyunda Normalde Ford Spor 967'nin renkleri, formaları vesaire farklı. Çünkü büyük ihtimal e, kulübün önceki adı Yeni Mahalleli Spor'un renkleri vesaire kullanıldı. Ne diyordum? Forma renkleri falan farklı olduğu için futbol menajer oynayan arkadaşlar ne dediğimi anlayacaktır. Editör kullandım. Editörü de kullanma sebebim stadyumu ve takımı takımın renklerini ayarlamakta. Bunun yanı sıra da takımda gerçekten sıkıntı var oyunda. E, boy kilo anlamında özellikle. Boy kilo verilerini internetten tam edinemedim. Yazık ki. Ama alternatif çözüm bulacağım. Yetişime geçeceğim kulüpte. Kendilerinden isteyeceğim. oyuncuların aktif e, kilo boylarını. Güney Gençel var. Galatasaray çıkıştı. Defans orta sahamız. Bir yandan Erdinç Karakaş. Çok iyi bir sol bek. Çok tecrübeli bir sol bek. Dan geçmişine baktığımızda Nazilli Belediyespor oyuncu. Ardından 3. Lig'in canına okumuş bir Solbeck. Kuca Spor, Kırşehir, Kocaeli, Etiye, bu takımları şampiyon takımlarda şampiyonluk yaşamış bir çıkmış. Buğray Ayhan, o da Galatasaray gençler gibi tecrübeli bir isim. Var. Sami Can Keskin, Sami Can Keskin'i Birinci kurmeleri eskilerden hatırlar. Ben yani şahsen kendisini Adana Spor döneminden beri ismini bildiğim bir isim. Burada özellikleri de çok iyi. Banko orta sahalarından biri. Tamam Serhat Velioğlu. Serhat tam bir Trabzon. İşte orta saf bu. Yırtıcı. Oynamayı seven. Agresif. Tam bir Karadeniz pro. Harun. da ilgili oyuna söylemek istediğim şey var. Yani sizin ben kafanıza tüküreyim ya. Gerçekten Harun'a sormak isterim ya. Hani şu durumdan orta saha gözüküyor kendisi ya. 9 numarayı vermişler. Hani bir sorun ya arkadaş. Hani futbol menajerin yapımcılarına sesleniyorum ya. Orta sahada oynatırız ya. Bir senin kiralık sözleşmesi var. Ve kalacak. Ufuk Özcan. Ufuk da orta saha rotasyonumuzdaki kilitlerden biri. Özellikle de pas yeteneği, tekniği, zihinsel yetenekleri de çok iyi. Kararlı bir, bir, bir oyuncu. Yani zaten geçen seneden biliyorsunuz. Burak sürmeli. Burak kanatta çok iyi alternatif oluşturabilecek bir oyuncu. Ee, Metin. Metin zaten takımımızın Messi'si. Geçen sezon 9 golü var bizde. Her yeri tekrar böyle toparlamaya geçti. Bir senede baba da oldu. Ee, gerçekten tam şu an aile kurmuş Öyle bir şey bekliyor muydunuz? Metin Sevinç şu an tam aile babası olmuş bir kaptan. Benim gözümde. İnşallah da oyunda da o karakterini yansıtır diye düşünüyorum. Yaz Berkay yazar var. Kendisini çok severim. Normal hayatta tanıştığım birisi. Amatörde oynadığı dönemden beri tanışıyorum kendisiyle sanırım. Ancak oyunda özellikleri biraz sıkıntı. Gökay Eser, Gökay Göztepe'de oynayan bir arkadaşımız iki kanatta da oynayabilme becerisine sahip. Özellikleri fena değil. Geçen sezon Edirne Spor'da da oynamıştı. Ve Messi'ye geldik ya. Bire sunlu Messi. Bire sunluydu değil mi? Hayır, Bire sunlu Messi. Cevat ikinci. Dünyanın en iyi Bire sunlu kanat oyuncusu. Benim gözümde. Özellikle de penaltı kullanımı, liderlik, güç gibi konularda oyuna e, farkını koyan hem fiziki anlamda hem teknik anlamda çok iyi bir bitiriciliği olan arkadaşımız. Geçen sezon 10 golü var. Bu sezonda izleyen de var mesela. Bulvar Spor, Leynesil Spor izliyormuş Cevatcan'ı bizden almak için. Bakalım bizden alabilecekler mi? Hakan Aydın var Santrafor'da. Hakan Aydın as mevkisi e, ofansifte sol açıkta oynayabilen oyuncu olarak düşünüyorum. Ancak kendisini ileride de çok rahat kullanabilirim diye düşünüyorum. Özellikle de boy farkı var. Kendisine. Geçen sezonda bizi de oynuyordu zaten. Devre arası geldi. Rizeli'ydi. Rizeli miydi? Trabzonlu muydu? Trabzonlu. Trabzonlu. Ve son olarak da geçen sezon karşı yakadaki en çok gol atan oyuncusu olan e, Abdülkadir Akyıldız var. Abdülkadir de geçen sezondan tanıyoruz. Perşek adı gösterdi. Sezon bize trafik. Üçleri gayet ideal bence. Üçüncü seviyesinde. seviyesindeyiz.